Merhaba, bugün Google'da benimle ilgili en çok aratılan sorulan sorulara cevap vereceğim. Müjde Uzman kaç yaşında? Koca bir 39'un içindeyim. Bir tık inanılamıyor ama evet 39 yaşında. 84 doğumluyum yani 39'un içindeyim. Müjde Uzman burnu estetik mi? Evet, yaptırdım. Çünkü soldan Brezilyalı, sağdan Karadenizliydim. Artık illallah ettim, yeter dedim yani. Doktor bile dedi ki senin burnun yapılı. Yok dedim, değil, bir de sağdan bak. Aa dedi. He dedi. Bir takım ha hulardan sonra düzelttik. Müjde Uzman filmleri. Daha küçükken Recep İvedik 2. Dost Kazığı. Hadi İnşallah. Kutsal Damacana 4. İllegal Hayatlar. Kadınlara Mahsus 8. Bir de Ruins diye bir kısa film. Müjde Uzman boyu 1,72. Müjde Uzman'ın çocuğu var mı? Bu aratılıyor mu gerçekten? Gerçekten mi? Yok. Daha ben çocuğum, kendim büyütüyorum. Müjde Uzman nereli? Şimdi nereli sorusuna nasıl cevap verdiğimize bağlı. Eğer babamızın nerede doğup büyüdüğüne bağlıyorsak herkes gibi Eskişehirliyim. Ama ben İstanbul doğumluyum. Hatta Nişantaşı doğumluyum. Anlayamıyorum nasıl olduğunu. Hayatta en az gittiğim yer Nişantaşı. Amerikan Hastanesi'nde doğmuşum. Bence İstanbulluyum. Müjde Uzman ne mezunu? Halkla ilişkiler mezunuyum. Neden diye sormayın. Bunun cevabı Google'da yok ama bendeki cevabı da çok uzun. Halkla ilişkiler mezunuyum, nokta. Müjde Uzman burcu, terazi. Çok da severim burcumu. Doğum günümün de dövmesi var burada, size ekstra bilgi. Doğum günümü vücuduma kazıttım. Burcumu da çok seviyorum, terazi. Çok iyi burçtur. Müjde Uzman eski hali. Evet, bu tam bir aratma cümlesi değil mi? Müjde Uzman eski hali. Evet, eski hallerim bana güzel gelen, eskiden beri tatlı gelen, artık ay ne garipmişim dediğim, herkesin de yaşadığı şey. Yani yapacak bir şey yok. Sadece sizin fotoğraflarınız o kadar çok yok benim gibi, benim var. Müjde Uzman kimdir? Sonra bıraktığım soruya bakar mısınız? Şimdi felsefik açıdan mı yaklaşayım, varoluşsal açıdan mı, nereden başlayalım? Gerçekten ama bu çok derin bir soru. Bunu aratan acaba ne cevap istiyor tam olarak? Yani tam olarak neyi merak ettiniz çoğunluk? İnsanım be, insan olalım valla. Dünya vatandaşıyım, insanım. O kadar. Gerisi boş. Az önce Google'da hakkında merak edilenleri cevapladın. Şimdi iki seçenekli sorularla seni daha yakından tanımaya çalışacağız. Ve bu haftaki konuğumuz Müjde Uzman. Hoş geldin. Hoş buldum. Hazırsan direkt başlayalım. Çok hazırım. Şöyle başlayacağım. Bugün sabah uyandığında ilk ne düşündün? Gene uyuyakaldım diye düşündüm. Çünkü hayatta uyuyakalmam. Bir süredir sürekli uyuyakalıyorum. Sonra da uyanıp gene uyuyakaldım, rüyamı görüyorum diye bir şey yaşıyorum. Onu düşündüm. Uyandım mı, rüyamı görüyorum, uyuyakaldım mı düşündüm ilk. Kariyerine VJ'likle başladın. Sunuculuk da yaptın bir dönem ama biz seni daha çok oyunculuk tanıyoruz. İlk kazandığın parayla ne yaptığını hatırlıyor musun? İlk kazandığım büyük parayla diyeyim hatta. Kesin yemek yemişimdir. Yani büyük para dediğini anladım. Ona rağmen cevap veriyorum. Kesin yemek yemişimdir. Büyük yemişimdir yani. Pahalı restorana gitmişimdir diye düşünüyorum. Bir de o zaman yalnız yaşamaya yeni başladığım, böyle bıçkın bir genç olduğum için kesin kiramı, faturamı falan ödemişimdir. Süper. Peki sence sunuculuk mu daha çok keyif verdi sana, oyunculuk mu? Sunuculuk. Sunuculuk daha keyifli. O daha, zaman daha iş kontrolünde, daha istediğin gibi konuşuyorsun ya, o güzel bir şey. Oyunculuk kısmını konuşacak olursak dizide oynamak mı, filmde oynamak mı? Filmde oynamak gene, çünkü yine daha özgürsün. Daha kısa bir süre, daha uzun uzun vakitler ayırarak, daha bir böyle özenerek yapabiliyorsun. Dolayısıyla burada en tekniği ve en zoru dizi. O yüzden film daha keyifli. Peki şöyle bir ikilemde neye cevap verirsin? Müze gezmek mi, sinemaya gitmek mi? Niye bu ikisini seçtin ya? Hiç bak, kitap mı film mi dememiş, müze mi film mi demiş. Ama şimdi ne müzesi? Ya da hangi film? Vakit kazanmaya çalışıyorum. Yani hayda. İkisi de ya. Ne mecbur muyum bir tanesini seçmeye? İkisi de. Sinemadan çıkar müzeye giderim, müzeden çıkıp sinemaya giderim. Günler torbaya mı girdi saatler? En son sinemada hangi filmi izlediğini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. John Wick. O yeni o zaman. Hemen John Wick'e gittim. Hemen. Canım benim. Peki janra olarak korku filmi mi, komedi filmi mi? Aa, korkudan daha az sevdiğim bir şey varsa o da komedi. Korkuyu seyredemiyorum. Korkuyorum, komediden de sıkılıyorum. İkisi de değil. İkisi de değil. Sosyal medyayı da aktif kullanıyorsun. Evet. Instagram mı, Twitter mı? Ama bunlar çok kazık sorular. Şimdi yani gerçekten, gerçekten, gerçektense evet düşünüyorum. Yok, Twitter ya. Twitter. Evet, Twitter. Zaman zaman akımlar da oluyor. Bilmiyorum, yaptın mı hiç bir tanesini, reyanslerde vesaire. Yani yıllar geçse de sıkılmayacağım dediğin bir trend oldu mu bu zamana kadar sosyal medyada?
O kadar yeni anladım ki akım nedir, trend nedir. Yani görüyordum da neden adlı soruyu sormaktan bakamıyordum. Hala neden diye soruyorum. Çünkü hala çok garip geliyor. Niye yapıyoruz bilmiyorum mesela. Tamam, o zaman öyle gireyim. Niye yapıyoruz giden gireyim. Asla yapmam dediğin bir trend oldu mu sosyal medyada? Ya bunu da asla yapmam yani. Hiçbirini yapmadığıma göre. Yani şöyle, benim çok farklı yaşlardan, yaş gruplarından arkadaşlarım var. Mesela o küçükler daha hakim. Burada küçük oldukları için değil, yani içine doğdukları için benim kadar garipsemiyor, normal karşılıyor. Onlarla bir iki denedim ama diyorum ki bu komik mi? Biz bunu niye yapıyoruz? Şu an bir başkasının sesinin üzerine niye konuşuyoruz mesela? Bu sahneyi ben biliyorum, niye yapıyoruz? Hani oyunculuk göstereceksek olabilir, şarkı söyleyeceksek olabilir, ses bizim değil. Dans edeceksek niye bu kadar kısa? Yani anlam veremediğim için hiç birini yapmadım. Aa bir dakika, yalan söyledim. Geçen gün TikTok'a bir şey çektim. Evet. Çektim. TikTok'a bir şey çektim. Çok da hoşuma gitti, kendimi çok başarılı buldum. Pijamalıyken giyindiğim halimi çektim ve nedense ilk denememde de çok başarılı yapmışım. Böyle geçiş bile belli olmuyor ama çok çok zor ya. Ben bununla sürekli uğraşamam. O yüzden yani çekmem herhalde ben fazla. Tamam. Dans etmek mi, şarkı söylemek mi? Ay hiç bu kadar zorlanmamıştım. Vallahi kimya, matematik sorusu zor, daha zor olabilir. Şarkı söylemeyi çok 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 isterdim. Dolayısıyla duygusal yaklaşırsam şarkı söylemek, ama dans etmek kadar da rahatlatıcı bir şey yok. Yapabildiğime odaklanarak dans etmek diyorum. Yerli müzik mi, yabancı müzik mi? Sen ne kadar kazık sorular soran bir insansın. Müzik, ayırmıyorum. Hepsi bizim. Hepsi. Peki bu yaşına kadar hayatta öğrendiğin en önemli ders neydi? Vaktin var mı? Yok ya, bunun cevabı gene çok kısa. Yani öleceğiz. Kimseye zarar vermeden çok güzel yaşamamız lazım. Çünkü hayat kısa ama güzel bir şey yani. Çoğu önyargının ve çoğu öğrenilmiş şeylerin sorgulanması gerektiğini, vakit kazanmamız gerektiğini kendi kendime düşünüp öğrendim ben. Mesela şu kadar basit bir şey bile. İşte önce tuzlu yenir, sonra tatlı yenir. İşte kahvaltıda yemek yenmez ya da akşam kahvaltı yapılmaz gibi. Ben hayatım boyunca bunları niye ki dediğim için, öyle baktığım için hep hayata, bence daha güzel yaşıyorum, daha olasılıklı yaşıyorum. Olasılıklı yaşamak, güzel yaşamak ama hiç kimseye de zarar vermemek benim mottom. Bunu öğrendim mi, öğretildim mi bilmiyorum ama bütün olayım bu. Şimdi dışarıdan gördüğümüz kadarıyla pozitif bir insansın. Ya bence yakından da öylesin bu arada. Acaba? En son kendini gerçekten mutlu hissettiğin anı hatırlıyor musun? Senle galiba ayrı program ya da rakıya falan gitmek lazım. Ben bir çok kafam karıştı. Hatırlıyorum tabii. Ama bir yine hüzünlendim şu an. Genelde çok hızlı mutlu olabiliyorum ben. Ufacık şeyden de diyorum yani, canımın çektiği yemeği bulunca da çok mutlu oluyorum. Ya da işte ne bileyim, arkadaşımla telefonla konuşunca da çok mutlu oluyorum ama ben senin sormak istediğin şeyi anladım. Hangi an çok mutlu oluyorum biliyor musun ben? Biraz zorluyorum ama çok güzel oluyor. Hakikaten her şeyin böyle dengede olduğunu hissettiğim zaman, atıyorum. Yemek yemişim, aç değilim. Hava soğuk da değil, sıcak da değil. O sırada tam olarak o ana uygun bir müzik çalıyor. Manzara çok güzel, istediğim ya da istemediğim, yani istemediğim hiçbir şey olmuyor, istediğim de her şey oluyor. Mesela ben öyle anları çok kovalarım, biraz da oldurtmaya çalışırım. Öyle anlar çok işte ufak anlarda bile oluyor, evde de oluyor. Yani diyorum ki keşke şu an işte şöyle bir şey olsa da, işte şu arasa da, şu olsa da. Olduğu zaman böyle bütün gezegenler bir araya gelmiş gibi hissedersin ya. Öyle anlarda çok mutlu oluyorum. Bunu da en son, bu biraz 2-3 ay önce oldu galiba ama oluyor yani, olabiliyor. Yazları mı daha mutlu hissediyorsun, kışları mı? Sonbaharda. İkisinden birini seçmek zorundaysam kış. Ben sıcaktan nefret ediyorum. Ege mi, Akdeniz mi? Ege. Neresi? Ege, söyleme. Ayvalık civarları. Şimdi yemek yemeyi çok sevdiğin aşikar, yani bayağı duyduk programı. Aa, nereden anladın? İki lafımdan biri yemekmiş gibi konuşma sen de. Tatlı mı, tuzlu mu? Tuzlu. Ekşi hatta yani. Maalesef yine senin seçeneklerinden biri değil ama kesinlikle, yani hangisi değil, kesinlikle tatlı değil. Kahvaltı mı, akşam yemeği mi? Kahvaltı. Pizza mı, hamburger mi? İkisinden de çok haz etmem de pizza diyeyim. Vejetaryen olduğum için çok bana, ben barbunya'yı tercih ederim mesela. Peki o zaman şöyle bir şey soracağım. Her gün olsa yerim dediğin bir yemek var mı? Barbunya. Kendin mi yapıyorsun bunu? Yok. Konserve mi? Annem yapıyor, arkadaşlarım yapıyor. Barbunya yemeği yapılınca beni davet eden arkadaşlarım var mesela. Özeldir o benim için çünkü. Yanında da bir yoğurt, ekmek, ben tamamım. Her gün bunu yerim diyorsun. Yerim. Yerim. Hiç sıkılmam. Peki eğlence için meyhane mi, pub mı? Yani bence her şeyin bir yeri zamanı var ama
Galiba artık meyhaneciliğe daha yakınım. Eskiden olsa pub derdim. Şu an daha bir meyhane, daha bir keyifçilik, rahatlık, konfora döndüm galiba. En son çok böyle kahkahalarla güldüğün bir olay var mı? Var. Ben çok zor kahkaha atıyorum biliyor musun? Bak çok şeye gülüyorum. Diyorum ya, geyik komedi çok severim ama böyle içimden kahkaha kopmuyor. Ben çok gülüyorum mesela. Kimisi çok kolay güler ya, böyle kah 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 diye güler. Bende o yok. Çok nadir kopuyor. Bir iki tane arkadaşım var. Yani böyle ıh deseler kopuyorum niyeyse. En son ona koptum. Lise arkadaşım. Diyor ki bir şey de demedim. Niye gülüyorsun bu kadar? Ya diyorum sen çok komik bir insansın. Ben böyle zeki espriyle böyle doğru yerde doğru zamanda böyle şak diye yapıştırılan şeylere çok gülüyorum. Çok geyik bir şeydi ama yani bir konu bile yok. Sadece doğru yerde doğru bir şey söyledi ve de çok kendi cool tarzında söyledi. Ben çok güldüm. Ama bir tek ben güldüm ama komikti yani bence. Peki sence telefonla konuşmak mı, mesajlaşmak mı? Ay mesajlaşmak ya. Gerekmedikçe aramayın. Mesajdan da sıkıldım. Sesli mesaj diyebilir miyim? Sesli mesaja yöneldim ben. Yine senin zaten üçüncü bir seçenek. Üçüncü alternatif. Evet. Erken yatmak mı, sabahlamak mı? Erken yatmak. Kesinlikle. Erken yatıp erken kalkmak istiyorum işte. Bu aralar yapamadığım için çok canım sıkkın. Erken yatıp erken kalkalım. Nefis. Hepimizin çocukluk aşkı olur ya, işte televizyonda gördüğümüz ya belki aile içerisinde hayran olduğumuz birileri vesaire. Öyle bir şey hatırlıyor musun? Yani ilk ünlü çocukluk aşkın diye sorayım. Göreyim de arttırayım. Ben çoğumuz gibi Tarkan'a aşık oldum. Ama ondan önce He-Man'e aşık oldum. Oo, imkansızlar. Ben birazcık anlamışsındır az çok. Biraz fantastik, biraz imkansızlık. Bayağı böyle televizyona yapıp böyle ki sarışını da sevmem ama demek ki küçükken seviyordum. Bayağı He-Man'e aşıktım ben. Yani ilk aşkım o aslında. Ünlü de sayılır, ünlü soruna tabii, da cevap tabii olmuş olabilir yani. Yakışıklı erkek mi, akıllı erkek mi? İkisi de olsun. Niye seçeneklerimizi kısıtlıyoruz? Ya göz zevkime de çok düşkünüm ama akıllı olmadan da mümkünatı yok. Ay aklı tercih ederim ya. Bak şimdi düşündüm de şimdi ölürsürüz çekilmez çünkü akıllı. Peki ilişkide seven olmak mı, sevilen olmak mı? Başında seven ya, seven. Genel olarak sorunları anlatmak mı, içine atmak mı? Anlatmak. Affetmemek için tutmak mı? Affetmek, hiç uğraşamam. Peki bir şansın olsa geçmişe gitmek mi istersin, geleceğe gitmek istersin? Geçmişe gitmek isterim. Değiştirmek istediğin bir şey var mı geçmişte? Var. Bir tane bir şey var. Konservatuar sınavından çıkmamak. Çünkü girdim, piyano çalıyordum. Bayağı kazanıyordum, kazanacaktım da. Bir şeye moralim bozuldu ve inat edip girmedim. Çok pişmanım. Peki son olarak kendini mutlu etmek için yaptığın bir şey var mı? Yemek dışında. Yok, onu söylemeyeceğim. Ben galiba gerçekten yani bu hep söyledim ama hakikaten güneş batırmanın böyle meditasyon gibi bir şey olduğuna inanıyorum benim için. O beni şartlar ne olursa olsun çok mutlu ediyor. Onu yapınca iyileşiyorum, şarj oluyorum. O yüzden hep her gün ararım yani gün batımı mümkünse izlerim. O bana çok iyi geliyor. Teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi.